Sarkar gibi bir oğlum olacak. Kim misin? Cin misin? Peri misin? Yüzü gülü Öceri'nin. Bebek erkek herhalde. Allah korusun. Cemca! Ölme! Ölme! Bu saçların nasıl bir gecede ağardığını hatırlıyor musun? Nasıl unuturum ağam? Cemşah'ın vurulduğunun ertesi günü. Yavrum, oğlum. Beni unuttun mu baba? Seni nasıl unuturum güzel oğlum benim? Melek oğlum. Şimdi bir oğlum daha doğacak Cemşah. Belki Allah onu bana bağışlar. Belki bir acı daha yaşatmaz artık. Vekil Bey'le oğlu geliyor. Benim Vekil Bey'le bir işim yok. Saçmalama kız. Oğlun alacak seni. Daha ne istiyorsun? O yağ tulumuna varmam. Tövbe. Yüzünü bile göremedik ya. O kadar yol da boşu boşuna geldik ha. Bir şey değil, candarağın uçağını kaçıracağız. Oğlum çabuk ol, çabuk. Daha pek gençsiniz. Candaramsa yaşını başına almış. Aa, aman Allah gecinden versin. Ay, bütün buraların dağın taşın kraliçesi sultanı siz olacaksınız. Babamı elimizden aldın. Ona büyü yaptın. Allah'a şirk koştun. Cehennemde yanacaksın. Sizler benim için eğer gerekirse her şeyi yakarsınız. Vur de, ölelim. Vur de, vuralım. Esma anam. Aman Allah. Allah razı gelmedi. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Atlamadım. Allah kahretsin. Patlamadı. Allah kahretsin. Kalleşler. Namussuzlar. Yola pusu kurmuşlar. Oradalar, kaçıyorlar. Takılın peşlerine. Kayboldular. İmkanı yok. Yaya olarak ne kadar uzaklaşabilirler ki? Yok oldular sanki. Farklı yönlere gittiler galiba. Buralara kaçtıklarını gördüm. Ah.
Yine gelecekler. Bizi bulmadan gitmezler. Bulurlar mı dersin Ali Kerim'e? Evet. Eğer burada kalırsak er geç bulurlar. Ne yapalım? Karanlık çökünce çıkıp başka yere gidelim. Yok olalım buralardan. Şu atlıyı yakalayalım. Belki birini görmüştür. Kimsin? Kimlerdensin? Efruz Bey'in kızı Mercan, Candarağım. Ya. Buralarda kimseyi gördün mü? 4-5 adam. Hayır, görmedim. Bizden niye kaçtın? Senin üstüne bu kadar adam gelse sen ne yaparsın? Bırakın gitsin. Al ablam. İstemem. Midem bulanıyor zaten. Olmaz ablam. İçiver. Doktor öyle dedi. Hadi ablam. Hadi ablam. Nasıl oldun? Nasıl olacağım Esma abla? İçim titriyor korkudan. Hem üşüyorum hem yanıyorum. Biraz ateşim var Ceren. Kötüyüm abla. Çok kötüyüm. Kaldır bakayım kolunu. Evet, ateşim var. Ama terlemiyorsun. Hepsi korkudan. Sakin ol. Rahatlamaya çalış, tamam mı? Böyle nasıl rahatlarım? Ölsem daha iyi. Şşt, topla kendini. Nasıl söyleyeceğim? Nasıl bakacağım ağamın yüzüne? Korkunun ecele faydası yok. Hadi bakalım. Bir gayret giyin. Yüzüne allık mallık sür. Saçını tara. Hediye, yardım et hanımına. Peki. Ne yapacağım ben? Nerede kaldı ağa? Hala gelmediler. Allah, sen bize yardım et. Ağamın kalbine bir sükunet ver. Bizi onun hışmından koru. Rahmet sendendir Allah'a. Ah, gayret. Yok, yok. Yarın sabah erkenden çevreyi ararız. Mezarlığa.
Pek güzel oldun hanımım. Seni gören hiç hasta demez. Tamam tamam yeter. Candar Ağa geliyor. Hediye çabuk gel. Hoş geldin Candar. Hoş bulduk Esma Hatun. Ceren nerede? Biraz zayıf düştü, hasta. Odasında. Ben odadan çıkma dedim. Ne olur ne olmaz. İyi. Hoş geldin baba. Sultanlar sultanı. İlklerin yeri her zaman başkadır. Hoş bulduk. Fidanım. Güzel kızım. Hoş bulduk. Selamünaleyküm baba. Aleykümselam Burcu'nun. Senin bir derdin var. Bir ara anlat bana. Hı. Ceren hangi odada? Üst katta, mavi oda. Hoş geldiniz. Dikkat edin Ceren'in sağlığına. Başına bir kaza bela gelmesin sakın. Bedir aşiretini onun doğuracağı çocuk yaşatacak. Allah için bizi ne kadar özlemiş. Çok çok özlemiş. Bazı şeyleri Allah affetmez. Hadi bırakın kıskançlığı. Töre böyle. Gelmişsin ağam. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım Ceren Sultan? Sağ olasın. Oğlum nasıl? Oğlum nasıl? İyidir ağam. Hastaymışsın biraz. İyi bakmıyorlar mı sana? Herkesten Allah razı olsun. Bakıyorlar. Hele Esma ablam. Yanakların alal olmuş. Evet ağam. Çocuğa dikkat et. En kıymetli emaneti taşıyorsun. O bir gelecek. O bir veliaht. O Kasr-ı Bedir'e doğan bir ışık. O aşiretimin geleceği. Ona göre. Biliyorum ağam. Yarın akşam doğacak oğlumun şerefine bir şölen veriyorum. Bütün yöreden konukları davet ettim. O zamana kadar iyileşmeye bak. Sen yat, dinlen. Gücünü topla. Ben de bir banyo yapayım, geç vakit yanına geleceğim. O zaman uzun uzun konuşur, halalleşiriz. Zahmet etmeseydin. Ne diyorsun sen kız? Yanına gelmediğim geceler sabaha kadar ağlayan sen değil miydin? Yok, ondan değil. Şeref verirsin de. Pek halsiz düştüm bu aralar. Aman ha, yediğine içtiğine dikkat et. Oğluma, oğlumuza zarar gelmesin. Allah vermeye. Allah vermeye. Ceren'e iyi bakın. Sorun ne istiyor? Ne istiyorsa alın getirin. Düzelsin biraz, böyle olmaz. Hizmetçi eline bırakmayın. Emrin olur baba. Bana havlu getirin. Çamaşır getirin. Çabuk çabuk hadi. Hamamı hazırlayın.
Karadır kaşların, ferman yazdırın. Bu aşk beni... Cemşah, güzel oğlum benim. Seni bir mezarda mı ziyaret edecektim? Güzel yüzün yerine toprağını mı okşayacaktım? Ben kara topraklarda değilim ki baba, yukarılardayım, bulutların üstünde. Biliyorum oğlum. Güzel Allah seni bizlerden daha çok seviyormuş ki yanına aldı. Seni bekliyorum baba, özlüyorum seni. Doğacak olan oğlumun adını da Cemşah koyacağım. Sen onda yaşayacaksın oğlum. Onun varlığında büyüyecek. Namı yedi düvele yayılan bir yiğit olacaksın. Seni çok seviyorum baba. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim Cemşah. Gelsene baba. Sen de yanıma gelsene. Beni bırak. Ne de olsa üveyim. Babanın durumunu görüyorsun işte. Hala mı insafa gelmeyeceksin? Bu onun son arzusu. Baba, babacığım. Bizim içimiz baban için kan ağlıyor. Sense inatla susup dikiliyorsun karşımıza. Taş yürekli. Abla, babam bunu yapma. Sait çok iyi bir çocuk. Milletvekili oğlu. Aslan gibi, koç gibi. Seni istemesi büyük bir şans. Buldun da bunuyorsun. Dilenciye sucuk vermişler, eğri diye beğenmemiş. Bu iş olacak Mercan. Sonra bana niye yetmişsin diye dua edeceksin. Dua falan etmeyeceğim. Çünkü o şişkoyla evlenmeyeceğim. Ama sen çizmeyi aştın artık. Bize meydan mı okuyorsun? Vekilin oğluyla evleneceksen o kadar. Hayır, hayır, hayır. Bak, hala konuşuyor. Canavar olup çıktın başımıza. Bizde anan yok diye merhamet ettik sana. Nalkör! Sakın bana vurayım deme. Tabii, tabii. Kabahat bizde. Terbiye edemedik seni. Şımartıp tepemize çıkardık. Yazıklar olsun sana. Çıkalım artık buradan. Nefes alınmaz oldu. Ali Kervan, nereye gideceğiz? Çıkınca bakarız. Ama kim yakalanırsa konuşmayacak. Ona göre. İşte olmaz. Candarağan'ın yakalayıp da bülbül gibi ötüremeyeceği adam daha anasının karnından doğmadı. En iyisi buralardan gitmek. Hepten kaybolmak. Burada ayrılıyoruz. Üç ay kimse ortalarda gözükmesin. Allah yolunuzu açık etsin. Ayağının altını öpeyim Esma ablam, bir çare bul. Candarağan bu gece odama gelirse ödüm çatlar benim. Yığılır kalırım şuracıkta. Bu ne korku böyle Ceren? Nasıl olsa öğrenecek. Yıkılacak elbet. Öyle umut bağladıydı ki bu oğlana. Bu gece gelmesin. Ben yarına kadar belki sakinlerim. Belki de inşallah ölürüm, kurtulurum. Saçmalama. Hem ben ne diyeyim de engelleyeyim ağayı. Ceren istemiyor desem olmaz. Hasta desem olmaz. Yine gelip sana sorar. Ağamın yüzüne bakasım yok ablam. O gözlere bakıp da yalan söyleyesim yok. Beni bu gece ağamın sorgusundan, ışmından kurtar. Yarın kurbanlığım olsun. Alo. Babacığım nasılsın? Ceylan, güzel gözlü kızım, nasılsın? Ben iyiyim baba, müjdeyi aldım, gözün aydın. Hepimizin gözü aydın Ceylan'ım. Veliaht geliyor. Neslimiz tükenmeyecek. Bedir aşireti başsız kalmayacak. Ne aşireti, ne veliahtı baba? Ceylan, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
Neyse baba, iyi olduğunu bilmek bana yeter. Şimdi kapatıyorum. Bay bay. Hayırdır Esma Hatun? Ceren'in odaya gidersin değil mi ağa? Ne olacak ki? Senden bir dileğim olacak Candar. Söyle bakalım. Bu gece beni yalnız koyma. Esma, Ceren beni bekler. Bana hayatımın en müjdeli haberini verdi. Bir zamanlar ben de sana bir oğlan doğurmuştum Candar. Bir zamanlar ben de senin kıymetlindim. İlk karın, ilk eşindim. Küheyla'nın bendim. Bu duygusal konuşmalar nereden çıktı böyle? Bir zamanlar sen de beni sevmiştin Candar. Belki sana bir daha erkek çocuk veremedim. Doğurduğum oğlum yaşamadı. Ceren üstüme kuma geldi. Çok şey oldu ağam. Ama kalbimde senin ateşin hiç sönmedi. Esma Hatun. Senin böyle yüreğini açacağını hiç bilmezdim. Sen ki hep utanır haya ederdin, ar ederdin. Bu geceyi bana bahşet ağam. Yalnız bu geceyi. Çünkü bu geceden sonra seni kaybedeceğimi biliyorum. Aslında çoktan kaybettim. Senden son defa bir şey istiyorum ağam. Gün ışıyana kadar yanında olayım yeter. Sonraki bütün geceler Ceren'in olsun. Allah'ım. Allah'ım. Hoş geldin ağam. Ceren, bu gece yanına gelmesem bana gönül koyar mısın? Yok ağam, sana hiç gönül koyar mıyım? Koyma olur mu? Esma'yı yalnız bırakmak istemiyorum. Onu da anlamak lazım. Bir kenara itilmiş gibi hissetmesin. Tabii ağam. Esma ablamın sende de bende de çok emeği var. Anlayışın için teşekkür ederim. Kız Candar'a Esma Hatun'un odasına gitmiş bu gece. Hanımın ne diyor bu işe? Hiç ne desin, hanımım hasta. Ağayı eğleyecek durumda değil. Çocuğun düştüğünü öğrenince kıyamet kopacak. Şşt! Sultan abla! Ne o hediye? Gecenin bir vakti toplanmış dedikodu mu yapıyorsunuz? Tövbeler olsun, biz öyle şey bilmeyiz Sultan abla. Hadi herkes odasına. Hediye! Seni hanımını yalnız bırakasın diye mi aldık Kasr-ı Bedir'e? Koş bakayım yanına. Deli adam. Aslında çocuk gibisin. Yüreğin sımsıcak. Ama paramparça. Günaydın. Günaydın Esma. Simar, bu herifleri bulamazsak bizim için iyi olmaz. Bize isyan edecek kişi daha anısından doğmamıştır. Eğer bulup da cezalandırmazsak aşiret bu zayıflığı hazmedemez. Haklısın ağa. Hemen şimdi adamları alıp aramaya çıkarım. Hangi deliktelerse bulun. Ben de sizle geliyorum. Bulalım ve ezelim başlarını. Sen kal ağam. Düşmanların istediği sensin. Biz değiliz. Bir riski daha göze almayalım. Ben de geliyorum dedim. Durun. Beni bekleyin. Senin ne işin var? Bensiz olur mu ağam? Haklısın. Sen gelmezsen bizi kim koruyacak? Hazır mıyız? Hazırız.
Herkes arabalara! Karşımıza çıkıp duran şu Mercan kız var ya, doğrusu ondan kuşkulanıyor. Bir şeyler saklıyor sanki o kız. Ağam, sen şu Asi Peri'yi mi diyorsun? Asi Peri mi? O da ne? Bilmiyorum. Ağzımdan öyle çıktı. Asi Peri'ye benzettim demek ki. O basit bir köylü kızı Simar. Ne perisi? Babası Efruz bir zamanlar varlıklı adammış. Öyleydi. Asi Peri'yi de vekil Abdurrahman'ın olur Sait'e istemişler. Şanslı kızmış. Milletvekili gelini olacak. Peki bu kız gece gündüz arazideyse, dağ taş dolaşıyorsa kaçanları nasıl görmez? Saklandıkları için herhalde ağam. Biraz sıkıştırırsak gerçeği öğreniriz. Bu kızı nerede buluruz deli fişek? Bilmem. Dağda, taşta, bayırda, tarlada. Hani bölgedeki bütün güzel kızlar senden sorulurdu? O hariç ağam. Ya öyle mi? Turist kızlar gelmeye başlamışlardır. Alo Monik. Evet buradayım. Tamam oldu. Tamam, tamam oldu. Monik nine lafı ağzımdan aldı. Artık senin de başını bağlamanın zamanı geldi. Yok ağam, Allah göstermesin. Daha çok vakit var, çok. Deli bir şey. İşte ağam, peri kızı karşımızda. Sür yanına. Seninle konuşmaya geldik. Konuşacak bir şey yok. Sana kötülük yapacak değiliz. İyilik de yapacak değilsiniz ama. Korkmana gerek yok peri kızı. Korktum falan yok. Hele senden hiç. Ağamıza suikast düzenlediler. Canına kastettiler. İki gündür bu civarda kimleri gördüysen söyle. Kimseyi görmedim. Kimseleri görmedim. Görmediğine inanmıyorum. Gece gündüz buralarda devriye gibi geziyorsun. Uçan kuştan haberin vardır. Uçan kuştan da esen yelden de haberim var ama kimseleri görmedim. Görmüşsündür. Görmedim. Hiç kimseyi mi? Hiç kimseyi. Görmedim, görmedim, görmedim. Başka lafım yok. Gidin buradan. Burası bizim. Kızım, buraları dövüşe dövüşe, çarpışa çarpışa kazanan candarağıdır. Bu toprakların asıl sahibi odur. Size de diğerlerine de tarlalarınızı, bağlarınızı, evliliklerinizi veren de odur. Candarağı Allah'ın toprağına da mı sahip çıkıyor? Varmayın üstüme. Bırakın kızı. Bu topraklarda kızların kılına bile dokunulmaz. Bak kızım, güzellikle anlatacaksan anlat. Canını sıkmak istemem. Bilmediğim şeyi anlatamam. Ne güzellikle ne de başka türlü. Suçluları korumak da suçtur. Suçlu falan yok. Varsa da ben görmedim. İnat diye buna derler. İyi düşün kızım. Bir şey hatırlarsan beni ara. Nasıl olsa bir açığını yakalarız. Bu söylediklerimi unutma. Gözümüz hep üstünde olacak. Sana inandık sanma. Arap atı küheylen olur. Güzel soyludan olur peri kızı. Sonun kötü olmasın. Mirza! Sen ve adamlar kapuz başına! Bedo! Sen de öteki koldan dağın eteklerine! Sen de İbo! Hadi! Sallanmayın! Thank you.
Ağam bulduk, sığınağı bulduk. Ağam bulduk. Aferin be Şeyh Muz. Sen benim en has adamımsın. Gece sığınakta kalmışlar. Sigara izmaritleri, ayak izleri, yanmış kibritler. Ama kaçtılar tabii. Uçsuz bucaksız arazide suikastçıları bulmak çok zor ağam. Belki de onlar bizi bulur Simar. Nasıl? Allah esirgesin ağam. Gözü kara bunların. Yapamayacakları yok. Bu gece belediye başkanı, savcısı, yargıcı hepsi bir arada olacak. Arayıp da bulamayacakları fırsat yani. Yok ağam. Onların derdi başkalarıyla değil, seninle. Devlete ilişmezler. Ey beyim, şu yalan dünyada kaldın yine bir başına. Kim bilir ki dünyanın bütün içkilerini içsen de küllendirmez içindeki yangını. Kuyuların en derinine düşer de sesi bile duyulmaz feryadını. Ey gidi eskinin cevval yiğidi, şimdinin kör kuyusu Beyko. Hoş geldin. Dur bir, hoş geldin. Hoş. Buyurun. Hoş geldin. 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 Günlerden beri ilk defa bugün gevşedim biraz. Bir de şu adamları yakalasaydık. Sonsuza kadar kaçamazlar ya ağam. Neyse, oğlanın sevinci saldırıyı bile unutturdu. Başka bir şey düşünmüyorum. Doğru dersin ağam. Sıfır. Görüyorsun değil mi? İlim ne kadar ilerledi. Daha anasının karnındayken kız mı erkek mi olduğunu biliyorlar. İyi de o da bir şey mi? Ona gelene kadar daha neleri biliyorlar? Ulan deli fişek. Biz seni karşımıza geçip ukalalık edesin diye mi okudun? Sen demiştin ya ağam. Ara sıra biraz ukalalık edebilirsin diye. Şurada ölüversem diyorum. Ağam beni öldürmeden şurada Allah canımı alsa diyorum. Her gece aynı şey Ceren. Yeter artık. Hadi dün geceyi atlattık. Bu gece ben Candaray'ı nasıl tutacağım söyler misin? Sen söyle ama ablam. Benim cesaretim yok. Damdan düşer gibi söylenir mi öyle? Hele dur bakalım. Bu geceyi de geçirelim. Sabah ola hayrola. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Saygılar ağam. İyi akşamlar. Efendim nasılsınız? Sağ olun, iyi. Merhaba. Evlenmem. Ne demek evlenmem? Mecbur evleneceksin. Ah be abla, hiç kafa yok sende. Böyle yağlı kısmet tepilir mi? Bak, kapıyı üstüne kilitleyeceğim. Hatanı anlayıp doğru yolu bulana kadar da açmayacağım. İyilikten anlamıyorsun ki. Kız sen deli misin? Milletvekili gelini olacaksın. Boşuna konuşuyorsun Menekşe, yürü. Kafasına girmiyor ki. Akıllanana kadar bu kapıyı açmayacağım. Hemşerilerim. Allah'ımıza çok şükür Bedir aşiretinin veliahtı geliyor. Bu ne demek? Sırada yeni bir candar ağa var demek. Allah candar ağalara zeval vermesin. Burada yaptığı yatırımlarla binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca yalnız burada değil, memleketin her tarafında binlerce kişiye iş sağlıyor. Buradan oralara göçenler de yanında iş buluyor. Daha da ayrıca aşiretteki her 20 kişiden birinin hapiste olduğunu düşünürsek 5000 kişiye de mahpushanede bakıyor. Onu öptüm ve evden dışarı fırlayıp huzura kavuşmak için dağın tepesine çıktım. Herkese karşı içimde vahşi bir kin besliyor, bunun ateşiyle yanıyordum. Yalnız orası, dağın tepesi, esen rüzgarların sesinden başka bir şey duymadan insanın başını dinleyebileceği bir yerdi.
Orada sessizlik, yükseklik, yeşillik ve mavilik vardı. Zıpır beyefendi, hastanedeki hemşireyle kırdığın fındıklar beni aşmış. Nemrut'taki turistler de ayrı hikaye. Hadi, zevzekliğin gereği yok. Geçenlerde ceviz kırmaya girdiğin bir evden de kızın babası gelince zor kaçmışsın. Abartma Şeyh Mus, günahları değişiriz ha. Bütün bunları ağam da biliyor, ona göre. Şu bizim delikanlıyı artık evlendirelim deyip duruyor. İşte ona kimsenin gücü yetmez. Candara Hanım, beni kimse evlendiremez. Kimse evlendiremez. Hadi bakalım Simar, şu gökyüzünü şöyle bir aydınlatalım. Öylesi yakışır. Babam Ceren'in odasına gidiyor herhalde. Bilmiyorum. Babam daha gerçeği öğrenmedi değil mi?
Bu ona Allah'ın gönderdiği bir ceza mı anlamıyor? Sanki biz yokuz. Gözü görmüyor hiçbirimiz. Sabredin. Ne olursa olsun sizler onun evlatlarısınız. Bir gün o da hatasının farkına varacak. Uykusuz kaldım. Keşke sana bekle demeseydim. Yine de beklerdim. Bu ninemden kaldı Ceren. Ona da kendi ninesinden. Tam 250 yıllık bir gerdanlık. Oğlumun anasına yakışır dedim. Senin gelmen yeterli. O en büyük hediye ağa. Seni hem solgun hem de bitkin gördüm Ceren. Eski tazeliğin yok. Gebeliğin zor geçiyor anlaşılan. Zor geçiyor. Yarın seni devlet hastanesine götüreceğim. Başhekim arkadaşım. Eğer uçağa binmende bir sakınca yoksa seni İstanbul'a da götürürüm yanımda. Ne olur ne olmaz. Eğer burada bir şey olursa çocuğa belki müdahale edemezler. Orada çok mükemmel hastaneler var. Ölümden gayrı her şeyin çaresini buluyorlar. Kader neyse o olur. Ha burada. Ha orada. Burada içim rahat etmeyecek. Allah bunca sene sonra bana bir oğul daha vermişken seni hiçbir şekilde tehlikeye atamam. Doğumdan sonraya kadar İstanbul'da kalır, kraliçeler gibi ağırlanırsın. Ağam! Ne oldu? Ne var? Çocuk yok ağam. Çocuk yok. Nasıl yok? Bebek öldü. Düştü bebek. Saçmalama. Olamaz. Çocuk düşemez. Hastalığım, solgunluğum o yüzden. Çok kan kaybettim. Yani şimdi gebe değil misin? Düşürdün mü oğlumu? Beni istersen öldür. Tutamadım çocuğu içimde. Sana bir oğlan vermeyi hayatımdaki her şeyden daha çok istiyordum. Olmadı. Nasip etmedi Allah. Yok mu? Oğlum yok mu? Yok. Yok canlara yok. Oğlum yok. Nasıl yaptın? Ne ettin de tutamadın? Ben bir şey yapmadım. Benim bir suçum yok. Tutunamadı. Allah belanı versin. Rahmi çocuk tutmayan kadın. Kadın mıdır? Geldiğimden beri ne kandırıp duruyorsun beni? Niçin söylemiyorsun? Cesaret edemedim. Korktum. Yalan mı öyle mi? Şu ana kadar yalan söylediniz demek. Yalan söyledin demek. Bana yalan söylediniz demek. Öldür beni. Öldür beni. Gördün değil mi? Sen de alet oldun bu oyuna. Bir çocuğu bile tutamadınız. Cemşah!